Programı açalım ama şöyle açalım. Bu Ermenistan'ı yine bir kaşıntı aldı diyeceğim. Bu uluslararası ilişkilerde benim az önce kullandığım gibi diplomatik bir dil olmaz ama ben direkt... Biz diplomat değiliz. Biz diplomat değiliz. Sırtımızda küfe de yok. Küfe de yok. Direkt yekten söyleyeyim. Evet. Ermenistan'ı bir kaşıntı aldı. Evet. Yine. 50 Azeri kardeşimizin, 50 Azeri askerin şehit olmasına sebep olan saldırılar yaptılar. Şüphesiz karşılığını da misliyle aldılar. İlk defa bir şey oldu. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına taşındı ve savaşın şiddeti Azerbaycan dışında Ermenistan topraklarından hissedildi. Bu mayınları döşemenin sonucunda gerçekleşen çatışmada ve Azerbaycan kahramanlarının vermiş olduğu mukabil ateşti. Evet. Yani aslında Azerbaycan diplomatik yollarla çözmeli Yusuf Alabarda. Kendisine yönelik böyle saldırılar değil mi? Doğru. Tabii ki yani böyle konularla ilgili beylik cümleler. Yani bunu söylediğimiz zaman da şöyle bir eleştiri gelmesin. Diplomasiyi küçümsediğimiz anlamında konuşmuyoruz ama silahlı kuvvetler diplomasinin bir parçası zaten. Yani en son halkası 30 sene beklenilmiş Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması maksadıyla 30 yılda bir arpa boyu yol alınamamış. Azerbaycan ordusu şaha kalkmış, birçok işgal edilen yeri geri alırken bu cümle dikkate sunuldu biliyorsun. Ama geldiğimiz noktada hamdolsun ki Laçin şehir merkezinde de bir görüntü verdi Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kutlama mesajı ve telefonu olmuştu. Görünen o ki Azerbaycan ile Ermenistan arasında güç dengesi değişmiştir. Ama bu 44 günlük muharebeye daha devam ederken ele geçirilen topraklarla ilgili söylediğimiz bir husus vardı. Bir kez daha tekrarlayalım. O gün tekrarladık, bugün de tekrarlayalım. O da şu ki sevgili Turgay Güler, en önemli Azerbaycan'ın yapacağı husus bu bölgeleri yerleşime açarken aynı zamanda da askeri anlamda tahkimatını son derece tahkim etmeli. O yüzden adı tahkimat. Çünkü burada oluşan yeni dengeden yani Azerbaycan'ın kendi topraklarına hükmetmesinden Amerika Birleşik Devletleri de Fransa'da son derece rahatsız. Daha da önemlisi İran son derece rahatsız. Hamene'in Tahran'da Sayın Cumhurbaşkanı masaya oturup üçlü formattaki konuşmalar icra edilirken ısrarlı bir şekilde Azerbaycan'ın bu kazanımlarını sindirememesini içine dert edinmiş mesajlar paylaştı. Bunu programda yeri geldiğinde daha da ileri şey yaparız. Buradaki maksadımız Azerbaycan'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemekti biliyorsunuz. Ben Azerbaycan'ın bu konuda son derece müteyakkız olduğunu, Başkomutan İlham Aliyev'in önemli hazırlık aşamasından Azerbaycan ordusunu geçirdiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusunun eğitiminde ve teçhizatında önemli değişiklikler meydana gelecek hamlelere imza attığını ve bunun da bir sonucu olarak diplomasinin dışında yol yoktur diye adeta yeri göğü inletenlere rağmen Azerbaycan'ın işgal toprakları hürriyetine, istiklaline kavuşturuldu. Bugün geldiğimiz noktada da diplomasi diye mırıldanmanın bir anlamı yoktur. O masaya süngünün gölgesi her daim düşmelidir ki biz bunu Türkiye'nin harici siyaseti açısından da son derece önemsiyoruz ki birazdan hem Yunanistan dosyasını açtığımızda hem de diğer konuları açtığımızda diplomasi masasına süngünün gölgesi düşmediği takdirde sizi hiçbir şekilde dinlemeyeceklerine dair net örnekler sunacağız diyerek programı başlatabiliriz sevgili Turgay Güler. Şimdi orada biliyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim önce. Bir altlık oluşsun diye izleyicilerimizin de gözü kulağı bizde olsun. Şimdi ikircikli cümleler kullanmak, birbirleriyle tezat cümleler kurmak, böylesi bir çirkinlikten medet ummak, buradan bir siyasi rant devşirmeye çalışmak, olsa olsa kişinin kendisini ve kendisine müzahir tabanı kandırmasından öteye geçmez. Bir de olup biteni gören, bir öyle bir böyle konuşulduğunu bilen, bu çelişkileri fark edenler açısından konuyu ele aldığınızda bu çelişkiyi ortaya koyanlar açısından pek de hoş bir tablo ortaya çıkmıyor. Mesela Türkiye Suriye'ye yönelik, Suriye'nin içlerine kadar uzanan terörle mücadelesini başarıyla hayata geçirirken birilerinin çıkıp Suriye'de ne işimiz var, Suriye'nin iç işlerine niye müdahale ediyoruz şeklindeki söylemi Yusuf Alabarda. Dinliyorum. Zannediliyor ki fark edilmiyor. Mesela bir gece ansızın gelebiliriz Suriye için söylenen. Ya Suriye'de işte orada Afrin'de, Tel Abyad'da, Zeytin Dalı bölgesinde, Barışpınarı bölgesinde, orada yapılan operasyonlar öncesinde söylenenlere ilişkin. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyordu. Elinizi tutan mı var? Ne yapacaksanız yapın diyordu, değil mi? Evet. Ama mecliste elini tutmaya kalktı. Bu aradaki farkı iyi izah etmek şimdi lazım. Bu mühim. Doğru. Bir şey daha söyleyeceğim. O yeri gelmişken sana bunu değerlendirmeni isteyeceğim. Öyle bir başlamak istiyorum çünkü. Mesela aklı evveller çıkıp şöyle söylüyor. İnsanların bazısı da buna inanıyor. Ya kardeşim Suriye'ye operasyon yapacaksın. Afrin'e şuraya buraya operasyon yapacaksın. Önceden ne diye bunu duyuruyorsun? Bak, önceden bunu ne diye duyuruyorsun? Hiç suntuzu okumamışlar. Hiçbir şey okumamışlar. Evet. Şimdi önceden şu yüzden duyuruyorsun. Orada Amerikalı askerler var. Canlı kalkan vazifesi görüyorlar. Değil mi Yusuf Alabarda? Tabii. Oralarda geziniyorlar. Sizin oraya başlatacağınız operasyonda bu anlamda yaşanacak bir hadise bir sıkıntıya dönüşebilir. Siz onları kamuoyu önünde, dünyanın gözü önünde uyarıyorsunuz. Bazen de süre veriyorsunuz, değil mi? 12 saat süre, 24 saat süre, 48 saat süre. Çekilin biz operasyon yapacağız diye. Bunun da önemi yok. Şimdi en son Yunanistan'a yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın haklı olarak ki o haklılığı birazdan konuşacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz sözü üzerine bugün Kemal Bey Sakarya'da meydana gelen Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatırken ünlem. Onun da videosu var, göstereceğiz. Var. Şöyle dedi, elini tutan mı var? Gündemi değiştirmek için, ekonomiyi unutturmak için işte geleceğiz. Git, davetiye mi bekliyorsun falan dedi. Ver o zaman adı tezkereyi. Tezkereyi vermek bir tarafa, senin belediye başkanın Yunanistan'ı kınayamıyor bile. Sen Yunanistan'ı kınayamıyorsun bile. Türkiye, şimdi Yunan adaları var. Bunlar Yunan adaları değil. Yunanistan, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın işgal ettiği adalar var. Erdoğan bu işgale niye son vermiyor diye gündem yapıyorsunuz. İş ciddileşiyor. Bu işgal sonlandırılmak için bir ciddiyet, bir şey ortaya konuyor ki bu onlarca yıla sari bir hadise. Bu kez diyorlar ki adalar Yunan'ındır. Türkiye iç siyasete alet etmek için Yunanistan'a parmak sallıyor vesaire falan diyorlar. Bunların hepsi toplum gözünün önünde oluyor Yusuf Alabarda.